prekürsörünün dikkate alan, buna içkin, bunu içererek haber yapan ve Kürt halkının gerçekliğini, Kuzey Kürdistan'daki gerçekliği yansıtan, rejimin Kürt düşmanı karakterini teşhir eden gazeteciler, Kürt gazeteciler, kadın gazeteciler özel olarak ayrıca hedef altına alınıyor. Tabii Kürt ve kadın gazeteciler bu erkek ve Kürt düşmanı karakteri teşhir ettiği için en özel olarak hedef altına alınan, hedef olarak gösterilen gazeteciler. Kürdistan'da Kürt kadınlarının, Kürt çocuklarının en başta maruz kaldığı savaş politikaları, özel savaş politikalarına mesela bakıyoruz. İşte korucuların, askerlerin, kadınlara ve çocuklara dönük işkencelerine bakıyoruz. Halka dönük işkencelerine bakıyoruz ve bunları örneğin bir Kürt ve kadın olarak anlatabilmek, Kürt kadın bir gazeteci, bir muhabirin gözünden anlatabilmek çok kritik bir yerde duruyor. Çok önemli bir yerde duruyor. Gerçekliği, bu hakikati yansıttığında nelerle karşı karşıya olduğunu, açılan soruşturmaları, davaları, tutuklamaları, tehditleri hepimiz görüyoruz. Bu nedenle oynadıkları rol özgür basın geleneği açısından, muhalif basın geleneği açısından çok ayrı, çok özgün ve çok anahtar bir yerde duruyor. Rejimin ana karakterini oluşturan ezilen ulus düşmanlığı, Kürt düşmanlığı ve kadın düşmanlığını en iyi yansıtabilecek, en iyi anlatabilecek olanlar Kürt halkının ve kadınların içerisinden gelen Kürt kadın gazeteciler. Ve bunun örneklerini çok gördük aslında. Yani Nagihan Akersel mesela geçtiğimiz sene bir suikastle katledildi. Onu anmak gerekir. Gurbet Elli Ersöz bir başka örneği bu hakikati yansıtan. Ve pek çok kadın gazeteci, bugün bizim yan yana çalıştığımız kadın gazeteciler de, ben de hani kendimi özgür basın geleneğinden gelen sosyalist bir gazeteci olarak bugün yine en omuz omuza durduğumuz, en yan yana çalıştığımız, İstanbul'da her türlü haber takibinde karşı karşıya kaldığımız her türlü polis saldırısında, işte yargı tacizinde, şunda bunda en çok dayanıştığımız ve en o hakikati, o direniş hakikatini, o halkın sistem karşıtlığı hakikatini yansıtabildiğimiz, kadınların öfkesini yansıtabildiğimiz, Kürt halkının coşkusunu, direnişini yansıtabildiğimiz, yan yana çalışabildiğimiz gazeteciler Kürt kadın meslektaşlarımız. Dediğim gibi kadın gazeteciler bugün çok daha görünür durumdalar. Hem platformlar, hem kadın alanında kadın yayıncılığı yapan gazeteler, medya kuruluşları sayesinde bugün kadın gazeteciler çok daha sesini, sözünü duyurabilir durumda. İşte biz bu dili, bu bakış açısını haberlerimizde kurduğumuz sürece ve buradan işte platformlarımızla yayıncılık yaptığımız yayıncılık faaliyetleriyle bir baskı kurduğumuz sürece bunu değiştirebiliriz. Aynı zamanda burada kadın gazeteciler olarak bulunduğumuz alanlarda, platformlar içerisinde yer almamız, görev almamız, bulunduğumuz alanları da değiştirip dönüştürmemiz bir taraftan bizim görevimiz de. Yani bugün burada tüm gazeteciler olarak her nerede olursak, ne yaşarsak yaşayalım, birbirimize ulaşmaya, sonuçta bu alanları da gösteriyoruz bir taraftan. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın kadın ve LGBTİ artı komisyonu var. Bir taraftan Mezopotamya Kadın Gazeteciler Cemiyeti var. İşte bu platformlarda biz sesimizi duyurabiliriz. Yaşadığımız sorunları buralara taşıyabiliriz. Ve çözüm yollarını buralar üzerinden bulabiliriz biz. O nedenle tüm kadınları buralarda, bu platformlarda yer almaya, dayanışmaya, değiştirmeye, dönüştürmeye çağırıyorum ben, davet ediyorum. Yani kadın gazeteciler arasındaki dayanışma bence tüm basın camiası içinde en anlamlı, en değerli olanı diye düşünüyorum. Hani hangi basın kurumunda olursa olsun, yani bir kadının sahadaki bir şiddetle diğer meslektaşını savunabilmesi, sonra hukuki alanda bunu devam ettirebilmesi ya da başka bir sorunu olduğunda özellikle kadınların yan yana gelebileceği bir kadın gazeteciler platformu oluşturması çok kıymetli. Yani Dicle Fırat Derneği de bu anlamda hani bir iyi bir platform, iyi bir işlevi vardı. Ama özellikle kadın gazetecilerin bence biraz daha birbirimizle temas noktalarını arttırmamız gerekiyor. Böyle bir nokta oluşturduğu için anlamlı buluyorum. Hani birbirimizin derdini dinleyebilmemiz ve diğerinin yanında ihtiyacı olduğunda olabilmemiz için böyle bir platform çok anlamlı bir adres. En azından bir adresimiz olmuş oluyor. Ha, bu kadın gazeteci ilgilendiren bir sorun, ben bu arkadaşlarıma gidebilirim diye bir adres bile oluşturmaları bu kadar baskın olduğu bir dönemde çok kıymetli bir çalışma diye düşünüyorum. Şimdi Kürt kadın gazetecilerin muhalif medyanın her anlamda dilinin belirlenmesinde bir öncülük rolleri var. Yani
onlar hangi platformda haber yapıyor ve üretiyor olurlarsa olsunlar bir duyarlılıkları var. Yani eril dile, tahakküm diline, ötekileştirici dile karşı. Yani bir tecavüz haberinden tutalım da herhangi bir şiddet haberinde bile o mağdur olan kesimleri aslında hedef haline getirmeyen ya da o bir nefret suçu işlendiği zaman o nefret dilini körükleyen, çünkü basında böyle bir eksiklik hakikaten var. Türkiye'de muhalif basın geleneği tabii ki ciddi bir gelenek, önemli örnekleri var ve ama bu bir gelişim yolu. Yani halen olmuş bitmiş diye bakmamamız gerekiyor. Muhalif basın olsun olmasın bence genel anlamda basının. Yani ben de uluslararası basındayım. Yani bizim bir haberi hazırlarken hani bizim de editoryal süreçlerimiz var. Burada dil dediğimiz zaman Kürt kadın gazetecilerin dili bizim için bir referans olabiliyorsa, ki benim için oluyor. Yani bir haberi ben İngilizce hazırladığımda bu haberin kendi diğer anadilim Türkçe olduğu için Kürt kadın bir gazeteci böyle bir haberi, benzer bir haberi nasıl işlemiş diye bana bir referans olabiliyor. Bu anlamda sadece muhalif basına değil, bence bütün basına Kürt kadın gazetecilerin oluşturmuş olduğu o eril karşıtı dil, o biçim çok fazla örnek oluyor diyebilirim. Bu anlamdaki çalışmaları bütün basına yol gösterici oluyor.